İletişim Günleri Sempozyumuna hoş geldiniz. Sempozyumun 28. oturumundayız. Bu oturumda 3 sunumumuz olacak. 4 arkadaşımız var. 3 sunumumuz olacak. Sinema, kültür ve toplum başlıkları altında. Ben Profesör Doktor Seçkin Özmen, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden diye bir giriş yaptıktan sonra arkadaşlarımızın sunumuna geçeyim istiyorum. Bugünkü sunumumuzu Erdal yapacak. Hocam. Evet, tamam. Hani ve bize günlük yaşam pratiği olarak TV bilgisi ve izleyicilerinin ikinci ekran kullanımı ve değişen kullanıcı davranışları başlıklı bir sunum yapacak. Sunumdan sonra kendisiyle tartışma imkanımız olacak. Evet. Öyle geçin değil mi? Tabii ki. Yani nasıl rahat edersen fark etmez ki. Merhabalar öncelikle. İsmim Halim Erdal. Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü doktor öğrencisiyim. Şu an tez aşamasındayım. Devam ediyorum da eğitim hayatıma. Bu çalışmayı da ders dönemindeyken televizyon, kültür ve toplum dersinde çalışmıştım. O çalışmayı burada bildiri olarak sunacağım. İkinci ekran konusu esasında günümüzde çok fazla tartışılan ve kullanılan bir durum ama üzerinde açıkçası çok fazla çalışma yapılmıyor. Ben geçen sene yine İDİK'te haber açısından değerlendirmiştim ikinci ekranı. Bu çalışmada da diziler açısından değerlendirmiş oldum. Günlük yaşam pratiği olarak televizyon dizisi izleyiciler ikinci ekran kullanımı ve değişen kullanıcı davranışları. Burada günümüzde yaygın olarak tercih edilen ikinci ekran kullanımına yönelik davranış biçimleri incelenecek. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle bireyler birçok araçla aynı anda iletişime geçme olanağı bulmuşlardır. Bu durumda televizyon izleme alışkanlığını değiştirdi. Eskiden etkinlik olarak gerçekleştirilen televizyon izleme alışkanlığı artık baktığımızda bireysel ve daha çok sosyal medyayla beraber paralel gittiğini görmekteyiz. Bu doğrultuda bu çalışmada dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ve televizyon izlendiği sırada akıllı telefonla, dizüstü bilgisayarla ya da tabletle ikinci bir ekran kullanımını ifade eden ikinci ekran kullanımını bizi izleyen kullanıcılar ekseninde incelemiş oldum. Araştırmada televizyon dizisi izleyen küçük bir grubun konu hakkındaki eğilimlerini görmek adına odak grubu çalışması yaptı. İkinci ekran kullanımı ile medyada en çok izlenen fonlarının olan dizilerin günlük yaşamda kullanıcıların davranışlarına hangi açıdan etki ettiğini görmek için bu çalışmayı yapmış oldum. Tabii bu dizi daha çok kuramsal olarak da ikinci ekran ve sosyal medya konusuna girdiğimiz zaman yönleşme ve katılımcı kültüre götürüyor. Sosyal mecraların kullanımının her geçen gün artması ve iletişim fonları ortaya çıkmasının yanı sıra geleneksel medyanın üretim ve tüketim şekillerinde değiştiğini görmekteyiz. Bu süreci Kastelt yaratıcı izleyici olarak tanımlarken Jenkins'a yakınsama ya da yönleşme olarak bu süreci ifade etmekte. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte yeni iletişim teknolojilerinin kullanıcılara daha esnek ve etkileşimli bir alan sunmuş olması bu çağın bir gereği olarak kullanıcılar da esasında daha aktif bir şekilde bu sürecin içerisine dahil ediyor ve biz artık üreten tüketiciden bahsediyor olabiliyoruz. Jenkins yakınlaşma ile aslında daha çok göçebe davranışlarda, izleyicilerin göçebe davranışlarından söz ediyor. Bu anlamda da yakınlaşma kimleri konuştuğunda ve ne hakkında konuştuklarını sandıklara bağlı olarak kültür olarak, teknolojik olarak ve sosyal değişiklikleri tanımlayan bir sözcük olarak karşımıza çıkmakta. Yapılan birçok araştırmada da ikinci ekran olarak en çok tercih edilen mecranın sosyal medya olduğunu bize gösteriyor. Yani daha çok biz ekrandan herhangi bir şey izlerken sosyal medyayla vakit geçiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da ikinci ekran izlemede artış ve ikinci ekran uygulamaları izleyiciler için giderek artan rekabet savaşında da stratejik bir araç olarak devam edeceği de öngörüldüğü için bu alanda birçok planın yapılması gerektiği de bahsediliyor. Peki bu konuda yapılan araştırmalar ne? 2011 yılında Nielsen şirketinin yaptığı bir araştırma
Türkiye'nin en çok kullandıkları zaman kişilerin televizyon izleme vakitleri olduğu sonucuna ulaşılmış. Yine 2012 yılındaki araştırma sonuçlarında da akıllı telefon sahiplerinin %80'inin, tablet sahiplerinin %81'inin, yine dizüstü bilgisayar sahiplerinin de %73'ünün televizyon izlerken bir başka cihazı kullandıkları ortaya konmuş. Yapılan bu araştırmalarda önemli bir nokta yine programlar hakkında araştırma yaptıklarının ve sosyal medya aracılığıyla diğer izleyicilerle etkileşime geçtikleri konusu. Türkiye'de de yine dediğim gibi çok fazla bu konuda araştırma yapılmıyor ama 2015 yılında SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi'ne yayınlanan televizyon izleme davranışına sosyal medya ikinci ekran kullanımı etkileri konulu bir makalede de televizyon izleme sırasında sosyal medya aracılığıyla paylaşımda bulunma durumları araştırılmış. Bu araştırmada da katılımcıların %57'sinin televizyon izleme sırasında sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullandıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Ben bu çalışmayı kimlere yaptım? Dediğim gibi daha öncesinde bir odaklı grup çalışması yaptım. Bu çalışmayla alakalı ders kapsamında yapmış olduğum için 7 katılımcıdan oluşan bir örneklemem var. Burada örneklem olarak seçmiş olduğum gruba öncelikle televizyon dizisi izleme sebepleri soruldu. Ve daha çok bireylerin aslında televizyon dizilerini stres atmak amacıyla izlediklerine ulaşmış oldum. Bu soruda bazı katılımcıların verdiği cevaplar da şu şekilde: günün yorgunluğunu atmak ve stresi üzerinden atmak için dizileri takip ediyorum şeklinde. Ya da işte Avrupa dizilerinin toplumsal ya da bireysel anlamda yaşanan kültürel süreci merak ettiği için dizileri izlediğini söyleyen kişiler oldu. Bir diğer soru da dizi izlerken ikinci bir ekranı kullanma sebebiydi ki bizim çalışmamızın da aslında ana sorunsalı burası. Daha çok insanların gördüğümüz gibi ikinci bir ekranı diziden sıkılma durumunda izlediklerini görüyoruz. Çünkü artık diziler çok fazla uzun saatlere yayılabiliyor ve o arada muhakkak ikinci bir ekranla etkileşime geçilmiş olunuyor. Burada da yine dizide sıkıldığım anlarda ikinci bir ekran kullanımına yöneliyorum. Bazen dizilerin sonraki sahnelerini tahmin edebiliyoruz. Bu durumda atlayarak izlemeyi ya da başka bir ekranda vakit geçirmeyi tercih ediyorum diyenler var. Yine akşam saatlerinde dizi izlediğim için bu vakitleri gün içinde yapamadığım işleri ayırıyorum. Dizi izlerken aynı zamanda alışveriş yapıyorum diyenler var. Bir diğer soruda da yine izlediğiniz dizide karakterlerin günlük yaşam içindeki deneyimini ikinci ekran kullanımına hangi yönde etki etmektedir diye sorduğunuzda aslında karakterlerin ilgi çekici yerleri gittiklerinde vesaire bu takım yerleri araştırmak için ikinci bir ekranı kullandıklarını söylüyorlar. Dizinin çekildiği mekanla ilgili dikkatinizi çeken durumlarda ikinci ekrana yöneliyoruz. Veya dizilerdeki yaşam şekilleri, oradaki dini inanışları merak edip dizide geçen bu tarz bilgileri edinmek için ikinci bir ekranda araştırma yaptıklarını ifade etmişler. Yine bir diğer soruda da TV dizisi izlerken dizide yer alan herhangi bir ürün ya da yiyecekle ilgili ikinci bir ekranda alışveriş yapılıp yapılmadığını sorduğunda da yine çoğunlukla bu anda alışveriş yapıldığını ifade ediyor bireyler. Burada da yine izlediğim dizide dikkatimi çeken herhangi bir kıyafet gördüğümde mutlaka o ekran görüntüsünü alıyorum ve o ürünle ilgili ikinci ekranda o ürünü inceliyorum. Eğer uygun bulursam da o ürünü satın alıyorum. Esasında ikinci ekranın bu anlamda ne kadar işlevsel olduğunu ve belki o dizi yapımcıların da bu noktayı değerlendirmeleri de gerekiyor. Çünkü gerçekten satın alma davranışını da etkilediğini burada görüyoruz. Yine reklamlardaki şampuan, makyaj malzemeleri gibi sahnelerde de ekran görüntüsü alındığı ve ilgisini çekerse yine bunu bir başka arkadaşıyla da paylaştığını ifade etmiş. Fakat hiç bu şekilde alışveriş yapmadığını ifade edenler de var. Diğer bir soruda da dizi izlerken hoşlanmadığınız ya da sıkıldığınız bir sahne olduğunda ikinci bir ekrana yöneliyor musunuz? Bu sürede ikinci ekranı hangi amaçla kullanıyorsunuz dediğimizde de yine farklı bir kanala geçme olarak ikinci bir ekranı kullandığını ifade edenlerin sayısı fazla. Hoşlanmadığım ya da sıkıldığım sahnelerde yaptığım işi dizi ilerletmek ve sonraki sahnelere geçmek oluyor. Bazen öyle durumlar oluyor ki dizi izlerken 4 kanalda gezebiliyorum. Veya takip
tam tersi durum söz konusu olabiliyor diyen var. Farklı bir şeyle ilgileniyorum fakat diziyle merak ettiğim durumlarda TV'nin açık olması, sesini duymak yeterli oluyor. Sıkıldığım anlarda ilgili olduğum sitelerde dolaşıyorum. Ya da arkadaşlarımla sohbet etmek için ikinci bir ekranı kullanıyorum şeklinde cevap verilmiş. Bu küçük odak grup çalışmasından da gördüğünüz gibi aslında teknolojik gelişmelere bakıldığı zaman bir dönüşümün gerçekleştiğini görmüş oluyoruz. Buna paralel olarak da sosyal medyanın kullanımındaki artış kullanıcıların eş zamanlı olarak bir başka cihaz ile de senkronize olarak etkileşime geçtiğini gösteriyor ve bize de bu yönleşme kavramının aslında önemini anlatıyor. Bunun sonucunda da özellikle geleneksel medya araçlarından televizyon ile sosyal medya arasındaki yakınlaşma çok da belirgin gözüküyor. Böylelikle televizyonda yayınlanan bir programla ilgili sosyal ağlar üzerinden paylaşımlar yapmak, diğer kullanıcılarla etkileşime geçmek de etkin bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Bu çalışmada da ikinci ekran kullanımının günümüze yansıyan boyutlarıyla kullanıcı davranışlarının etkisini değerlendirmiş olduk. Yapılan analizler sonucunda dizi izleyen kişilerin çoğunlukla eş zamanlı olarak ikinci bir ekranı etkin bir şekilde kullandığını görmüş olduk. Geleneksel medya araçlarından biri olan televizyon artık çok daha etkileşimli platformlarla kullanıldığını gördük ve bu durumda bireylerin eskiden tek yönlü gerçekleştirdikleri bu alışkanlığın zamanla birçok açıdan da farklılaştığını bize göstermiş oldu. Odak grup çalışmasında da gördüğümüz gibi çoğunlukla kişilerin stres atmak amacıyla televizyon dizisi izledikleri, yine katılımcıların genel anlamda izlediği dizilerden etkilenerek ikinci ekranda alışveriş yaptıkları, yine dizi karakterlerinin günlük yaşam içindeki deneyimlerini kişilere ikinci bir ekrana yönlendirmiş olduğunu da görmüş olduk. Benim sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa ikinci ekrana dair cevaplayabilirim. Evet, teşekkür ediyoruz Halime Erdal arkadaşımıza. Var mı sorunuz? Bence hemen arkasında sorularınızı sorup tartışırsak daha taze olur. Zaten çok sunucu kalabalık değil. Evet, Şükrü Hoca buyurun. Ya çok alana hakim olmakla beraber birkaç şey merak ettim. Tabii. Bu duruşunu yaptığınız kişilerin televizyon üzerine pratikle ilişkin bir veri var mı? Tabii hocam, odak grubu çalışmamız için zaten kişinin televizyon dizisi izlemesi ve ikinci ekranı kullanması gerekiyor. Evet, yani şöyle bir kadar süre 40 kişi diyorlar. Uzun süre, hepsi ev hanımı çalışan yok. Ev hanımı evli hepsi, tamamı evli ve uzun süre dizi seyreden. Hem platformlar üzerinden hem televizyon üzerinden. Türkçe ve diğer Netflix vesaire kanallarından da yabancı, hatta sorularda cevap olarak da çıkmıştı. Avrupa dizileri, oradaki kültür yaşamı merak ettiğim için de dizi izliyorum şeklinde cevap verenler. Özellikle odak grubu dizileri uzun süre izleyenlerden seçmiş oldum. Teşekkürler. Başka soru yok herhalde. Ben daha hazırım. Ben çok ufak bir kısım. Tabii. Cinsiyet kız yerine kadın ifadesini kullansanız daha doğru olur aslında. Onu hani nacizane öneririm. Evet. Hocam, daha doğru olacağım. Peki. Halime, benim de birkaç sorum ve önerim var sana. Şimdi tebrik edelim. Emek vermek güzel bir çalışma yapmışsın. Öncelikle yöntemle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi odak grup kullandığını söylemişsin. Odak grup yaptığımız zaman aslında biz birkaç grup yapıyoruz. Benim anladığım kadarıyla sen tek grup yapıyorsun. Evet, tek bir grup. Ve birbirine çok benzeyen homojen yapıları almışsın. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarında sana tavsiyem farklı özelliğe sahip olan, mesela şimdi ev hanımlarını almışsın. Yine ev hanımlarını alabilirsin. Yani örneklerimi biraz daha detaylı açıklaman gerekiyordu. Ben örneklerimi bu çalışmada şu şekilde belirledim. Şundan dolayı diye. Bilmiyorum, belki uzun anlatımında var mıdır. Fakat çok homojen bir durum. Bunu çeşitlendirmen gerekiyor. Yani odak grup çalışmalarında arkadaşlar genellikle birden fazla grup kullanırsınız. Gruplar genellikle kendi içinde bir gruptaki kişiler birbirine benzer. Diğer bir gruptakiler mesela diyelim ki burada ev hanımlarla almışsın. Bir grupta çalışan hanımlardan yapabilirsin. İşte ben kadınları sadece alıyorum diye. Sonra bir grubu hem çalışan hem ev hanımlarından oluşturmak gerekir. Bu şekilde daha doğru sonuçlara varırız. Örneklerini daha detaylı anlatırsam iyi olacak. Yapılan görüşme mesela ne kadar sürmüş, bir oluşturulduğuna bakıp bunları ifade
analizi nasıl yaptığını da mesela biz burada topladığımız odak grupta ya da görüşme yöntemini denememizle ilgili olsun, odak grubu olsun. Ya daha sistematik olan bir içerik analizi tabiri, kodlamayla analiz ya da yine içerik analizi dediğimiz ama daha çok hani söylenen sözlere bakarak, onları yorumlayarak ilerlediğimiz bir analiz şeklini bilirsiniz. Hani bunları biraz daha detaylı anlatmamı beklerdim. Bundan sonraki çalışmalarına ama buna daha çok dikkat edin. Bir de mesela orada sorularla ilgili olarak mesela işte ikinci ekran evet kullanımları var. Bunu nasıl kullanıyorlar mesela? Daha çok mesela beğeni mi bildiriyor? Mesela bununla ilgili bir sorunun olması çalışmanızı daha da geliştirecek. Yoksa eleştiri mi yapıyor veyahut öneri mi yapıyor? Şimdi mesela biliyoruz ki artık özellikle bu ikinci ekran kullanımlarında izleyici yön veriyor. Doğru. İçeriğe. İçeriğe katkıda bulunuyor ve artık tabii izleyici çok önemli olduğu için çünkü iletişim süreci kim için var? Kim için iletiler, mesajlar üretiliyor? İzleyici için üretiliyor. İzleyici olmasa bunun bir anlamı olmaz. Dolayısıyla yapımcılar da bu medya içeriği üreticiler de izleyiciyi mecburlar kulaklarına. Şimdi böyle mesela bir soruyu görelim. Böyle bir sorun olsa bunu daha da geliştirebilirdim. Bir de bir başka ufak bir şey daha söylemek istiyorum. Bu hata hep yapılıyor genellikle. Şimdi dizi demişsin, televizyon dizisi demişsin. Aslında bunlar televizyon dramaları genel isimleri. Ve altında neye ayrılıyor şey olarak temelde? Dizi ve seriyel olarak ayrılıyor. Şimdi bizim televizyonlarımızdaki dramaların hemen hepsi seriyel formatında. Bu niye önemli? Senin çalışman için çok önemli olmayabilir ama mesela orada dedim ki diziden sıkıldıkları için ikinci ekrana başlıyorlar. Şimdi sıkılma dediğin zaman o format önem arz ediyor. Özellikle de bir dramayı analiz ederken arkadaşlar bu türsel yapıyı iyi bilmemiz gerekiyor. Dizi ve seriyel arasında ciddi bir format ayrılığı var. Dizi dediğimiz şey kısaca söylemek gerekirse biliyorsunuz bir bölümde başlayıp bir bölümde biten, öbür bölüme herhangi bir hikayenin aktarılmadığı yapılar. Tabii bizim şeyimize yerleşmiş genel olarak çünkü ilk televizyon başladığında, yayınlar başladığında hep dizi formatındaymış. TRT'nin ilk yayınladığı yabancı yapımlara da baktığımızda, daha sonra yapılan yerli yapımlara da baktığımızda hep dizi formatında. Seriyel formatı sonradan gelişmiş. Daha fazla işte izleyici çekilmek eser. Yani seriyel formatı dediğimiz şeyin de arkası yarım olan format. Bunun tabii çok bir sürü birbirinden farklı özellikleri var. Erol Mutlu Hoca'nın Televizyon Anlamak kitabı, Yusuf Kaplan'ın yine televizyonla ilgili kitabı, benim de açtığım bir öğrenciler için yazdığım radyo televizyon okumaları var. Onlara bakarsanız bu ayrımları görebilirsiniz. Özellikle eğer içerik analizi yapıyorsanız lütfen bu ayrımları doğru şekilde kullanalım. Çünkü çok önemli arz ediyor diyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi başka soru yoktu herhalde Aylin arkadaşımda. İkinci sunumumuzu Doçent Doktor Selin Kiraz Demir ve Doktor Öğretim Üyesi Gülsün Bozkurt yapacaklar. Mitolojik öykülerin dijital yapımlarda kullanımı üzerine bir inceleme Şahmaran Sestanesi. Evet, önce ben başlayacağım. Hikaye kısmını ben anlatacağım. Araştırma kısmını da Selin Hoca bırakacağım. Dizi mi, seri mi bilmiyorum hocam. Ama biz bugün aslında popüler kültüre konu olan mitolojiyi tabii ki birazcık toplumsal bellek meselesi üzerinden, hafıza üzerinden ele almaya çalıştık. Ben de kendimi tanıtayım kısaca o zaman hocam. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak yeni medya ve iletişim bölümünde dersler veriyorum çeşitli alanlarda. İletişim felsefe, iletişim sosyolojisi, medya ideolojisi alanında çalışmalar yapıyorum diyelim. Aslında ben kısa bir hikayeyle başlamak istiyorum. Madem konumuz mitoloji ve bunun dijitalle ilişkilendirmesi, ben de belki birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenlere de ben aktarmış olayım. Platon'un diyaloglarından birinde Sokrates'in dilinden aktardığı yazının icadı ile ilgili bir hikaye vardır. Dönemin tanrılarından Teut, yine dönemin önemli hükümdarlarından biri olan bir Mısır hükümdarına zaman zaman icatlarını, sanatlarını götürür.
ve hükümdar bu sanatlardan, buluşlardan hangisinin halkının yararına veya zararına olabileceğini düşünüp onlar için seçim yapıp bunları halkına aktarmaya çalışır. Ve böylece aslında daha o dönemde toplum için yararlı veya zararlı olabilecek buluşlar üzerine düşünülen bir yönetme anlayışı olduğunu düşünüyoruz. Yine böyle bir zamanda Tanrı Teot kralı hükümdarı ziyaret eder ve der ki hükümdarım inanılmaz bir icadım var. Öyle bir şey buldum ki der. Bilgeliğim ve hafızana ilacım buldum der. Hükümdar der ki hele Teot bir anlat, bir bakalım gerçekten söylediğin şey bu kadar yüce bir şey mi? İşte benim halkıma gerçekten bir katkı sunacak mıdır der. Ve bunun üzerine Teot hükümdara harfleri anlatır. Harf sanatının bir topluma kazandıracaklarını anlatır. Dönemin teknolojisi olarak düşündüğümüzde yazının icadına bir hükümdarın verdiği tepki orada bir düşünce yoktur. İnsanın kendiliğinden anımsamasını elinden alan bir icat da gelir. Evet, insan her şeyi kaydedebilecek, her şeyi hatırlayacak. Bu muazzam bir şey olabilir ama insanın kendiliğinden hatırlama yetisini engellemiş olacak. Bu bir anlamda insanın kendiliğinden anı yaratmasını da engellemiş olacaklar. Ve aslında Teot'un büyük hayranlık yoktuğum bu harfin hafıza üzerindeki olumsuz etkisini işte bir mitolojiden öğrenebilirken biz bugün teknolojinin toplumsal hafıza ya da bireysel hafıza üzerinde ne yaptığı üzerinde hiç düşünmüyoruz. Hani şöyle düşünelim, kuşaktan kuşağa kulağımızda yer edilmiş efsaneleri bugün sadece dijital bir hikayeciliğin, dijital bir anlatıcılığın uzantısı olarak öğrendiğimiz. Çünkü mitoloji sadece bir Yunan düşünürün söylediği gibi toplumu eğlendirmek üzere yazılmış bir şey değil. Aslında bir ilk anlatı, sözü kültür çağının en önemli yerlerinden bir tanesi. Bir toplumun nasıl yaşadığını, aslında anlam arayışını bize anlatmaya çalışan bir şey. O yüzden bu hikaye bize çok şey anlatıyor. Yani teknolojiyi sahiplenmemiz noktasında bunun toplumsal bellek ve bellek üzerinde bir tahribat yaratıp yaratmadığı şey anlatıyor. O yüzden biz her şeyi dijitalden öğrenmeye başladığımızda nasıl bir toplumsal hafıza yarattığımızı sonuna soru işareti koymamız gerekiyor. Peki biz ne yaptık? İşte biz bu aslında kültürel bir unsur olan mitolojilerin dijitale nasıl yansıdığını bir örneklem üzerinden, çok tartışılan popüler bir dizi olan Şahmaran dizisi üzerinden söylem analizi yöntemiyle incelemeye çalıştık. Modern hikaye anlatıcılığının temsili olan dizi sektöründe çünkü bu amaçla kullanılıyor. Yani toplumsal hafıza kendiliğinden gelişen bir şey değil. Bugün bize hafıza mekanlar diye sunulan her şeyin arkasında çağın aracının domine etme biçimi var. Ve burada sadece domine edilen şey bir anlatı değil. Bir süre sonra biz söylemlerimizi ve düşüncelerimizi de bu toplumsal belleğin uzantısı olarak şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu bir anlamda aslında dijitalize edilen bu öyküler bize ideolojik olarak bir perspektif de sunmaya başlarlar. O yüzden dijitale ya da hikaye anlatıcılığına konu olan bir efsanenin efsaneleştirme biçimi ve bunun izleyiciye nasıl geçtiği, ilk anlatıya ne kadar değdiği çok önemli bir mesele olarak karşımıza geliyor. Burada tabii ki biz bu efsanenin sonunda şunu sorgulamaya çalışıyoruz. Toplumsal hafızayı güçlendirme amacı taşıyor. Bu dijital öyküye konu olan mitsel yoksa sadece popüler kültürün bir uzantısı olarak Şahmaran efsanesini görüyor muyuz, algılıyor muyuz diye bakıyoruz. Evet, efsaneler bir ilk anlatı aslında. İnsan kendisinden önce kendisine hazırlanan bir değerler dünyası içinde hareket ediyor. Yani biz bazı şeyleri seçme şansına sahip değiliz. Bir kültürün devamlılığı içinde var gösteriyor. Dolayısıyla burada kendi dünya atıflarımızı Kant'ın deyişiyle aslında aklımızı kullanma cesaretini yakalayacak zamana kadar bir sürü şeyin etkisinde kalabiliyoruz. O yüzden mitolojiler o dönemin koşullarında insanın anlam arayışını ifade ediyor. Bugün dinin, felsefenin, bilimin yapmaya çalıştığı şeyi dönemin koşullarında mitolojik anlatıların içinde bulabiliyoruz. Yani insanın hem yaşamı nasıl anlamlandırdığı, aynı zamanda nasıl yaşarsa yaşamı daha iyi hale getirebileceği ile ilgili bir sürü hikaye ve mesaj çıkartabiliriz. Çünkü mitolojileri okuduğumuzda bazıları için çok eğlenceli, çok güldüren, bazıları için
ya ne diyorlar bunlar, ne kadar kaotik bir anlatımdan bahsediyorlar dediğimiz şeylerin içinde başka bir sürü toplumsal ve kültürel anahtar kavram ve anahtar kelime bulabiliyoruz. Tabii diğer yandan insan aklının yaratıcılığının yani yazıdan önce kendi kendine aslında anı yaratmasının da sembolleştirmiş hali mitolojik öyküler. Bu yüzden her coğrafyada, her kültürde çok önemli bir anlatı tarzı olarak yer buluyor. Anadolu'dan da bizim kulağımıza hepimizin işte kulaktan kulağa dolaşan bir Şahmaran efsanesini Netflix'ten önce de biliyoruz. Farklı versiyonlarıyla hepimiz biliyoruz ama bir kuşağı düşünün. Şimdi vatanımı kuşağı istemiyorum. Ben de kuşağı tanımını seven biri değilim. O yüzden hani kuşağı dayatmak istemiyorum ama ilk Şahmaran efsanesini bu diziden öğrenen bir nesil. Yani hiç gezmemiş. Yaşadığı kültürel coğrafyayı hiç keşfetmemiş. Yani efsaneye dair ilk anlatıyı bu diziden öğrenildiğini düşünün. Dizi izleyenler şu an canlandıracaktır elimizde diziden geriye efsaneye dair bir şey kalıp kalmadığını. Bu yüzden işte bu normal şartlarda sözlü kültür çağından, masal, hikaye, annemizden, babaannemizden, dedemizden dinlediğimizde kulağımızın bir köşesinde yer eden anlatıyı bugün dijitalin ellerine geçtiğinde geriye ne kaldığını bir sorgulamamız, bir düşünmemiz gerektiği üzerinden aslında biz Selin Hoca'yla yola çıktık. Diğer yandan tabii ki mitolojik anlatılar içinde gizem ve mesaj barındırır. İnsan anlamlandıramadığının ötesindekini de arayan bir varlıktır. Yani hani mitsel anlatılara yüklediğimiz bu gizemin altyapısında bu var. Bilmediğimiz şeyin ardındakini de merak ederiz. Yani Olimpos'ta tanrıların hikayesini merak etmemiz, aslında antik çağ döneminde çok tanrı inanıştan evlen bir yaşam var. O yüzden bize cazip geliyor. Bugün hala daha Anadolu duyduğumuz efsanelerin ardındaki gizemi arayışımız. İşte anlatılan bu büyük aşkları yakalamaya çalışmak bu efsanelerin bilgisayar öykülerin arkasında bir gizemin sürekli olarak devam etmesi ve aslında bugüne kadar sirayet etmesinden kaynaklanıyor. Evet, aslında şartların hikayesini de hocam, ben sıram varsa kısacıkla şu efsaneyi anlatıyorum. Belki hiç bilmeyenler için kuşağımız bayağı duyuyor. Yardımcı olun hocam. Evet, tam kaldı. Evet. Evet, hikayeyi muhtemelen biliyorsunuzdur. Binlerce yıl önce Tarsus'un işte bir alanında yerin yedi kat altında yaşayan bir yılanlarla ilgili bir medeniyetten bahsedilir. Onların yılan var, insan kafalı ama yılan vücutlu güzeller gibi bir kraliçesi vardı. Ve bir insanın onların yaşadığı huzuru bahçeye girmesiyle aslında artık olan dünyalarını ortaya çıkar. Çünkü bu yılanların kraliçesi bu insanın onlarla birlikte yaşamasına izin verir. Ama insan sonra ailesini özlediğini, işte sıkıldığını belli gerekçelerle ifade ederek oradan ayrılmak ister. Şahmaran'ın bir şartı vardır yılanların kraliçesinin. Der ki gidebilirsin ama lütfen yerin içinizde söyleyeyim. Çok basit bir şey aslında. Ama insan bu sözünü tutamaz. Çünkü kralın hayat işte yakalandığı hastalıktan kurtulabilmesi için Şahmaran'ın etinden yemesi. İnsan sözünü tutamaz ve Şahmaran'ın yerini kralın işte askerlerine söyler. Ve aslında bir anlamda insana güvenerek, bizim şöyle dedim, burada metaforik olarak mitolojiyi şöyle okuyabiliriz. Bizim korktuğumuz bir canlı yılan, hani bazılarının aslında tiksinerek baktığı ya da işte tırnak içinde farklı şekilde tanımlayabildiğimiz ama insan dokunduğu şeyi kötü enerjisiyle dağıtabilme gücüne de sahip. Aslında sadece burada Şahmaran'da anlatılan şey aşk değil, insanın kötücülüğüne de gönderme yapıyor. O yüzden mitolojiye tek bir anlatına ya da tek bir mesajın içine sırdırmamamız gerektiğini de buradan çıkartabiliyoruz hocam. Evet. Sözü senin önüne bırakıyorum. Teşekkür ederim. Gülsün Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hikaye anlatıcısı bence. Tabii mitolojilerin, efsanelerin bu tür sözlü kültürde önemli yeri olan anlatıların gerçekten bizim hayatımıza kattıkları dijitalin sınırlarının çok daha ötesinde aslında. Biz de bu yaptığımız araştırmalarla işte bunu görüp biraz da belki bu durum neden kaynaklanıyor ya da değiştirilebilir mi, değiştirilmesi popüler kültür sınırlarını aşmamız için yeterli midir? Biraz bunun üzerine gitmeye çalıştık. Tabii baktığımız zaman aslında hem sinemada hem bugün bizim bildiğimiz bu sürekli
izleyicilerin yoğunlukla takip ettiği, özellikle pandemi sonrasında dijital platformlarda üretilen dizileri ya da serialleri diyerek daha doğru bir aslında ifade kullanmış olalım. Çokça mitolojilerden, efsanelerden yararlandığını biz biliyoruz. Çünkü sinema özellikle çok interdisipliner bir alan ve insana dair olan her şey aslında sinemanın da bir malzemesi. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman çağdaşlaştırılmış versiyonlarıyla tabii ki sinema içerisinde, yapımlar içerisinde, farklı türdeki yapımlar içerisinde biz bu dinsel, büyüsel amaçlı ritüellerle yapılan ve taklitlerden çıktı benimsenen bir takım hikayelerin, efsanelerin hem tiyatroda kökensel olarak hem de onun devamı olarak sinemada da önemli bir yeri olduğunu ve bu ritüellerin sinema alanında sıklıkla kullanıldığını söyleyebiliriz. Ve filmler yalnızca aslında modern bir mitoloji olarak nitelendirilmez, aynı zamanda kendi kökenini de büyük ölçüde mitolojiden almakta. Bugün baktığımız zaman hem yaygın yapımlarımızı düşündüğümüzde, Anadolu'daki birçok örgütsel efsanenin çeşitli karakterlerini bazen görüyoruz. Bazen bir öyküyü, bir hikayenin yan rolünde görüyoruz. Ama özellikle bizim şahmaranı seçmemizin sebebi burada. İlk kez bir yerli yapımda, bir mitolojik karakterin, bir efsanenin ana karakter olduğunu ve filmin, o yapımın başat unsuru olduğunu fark ettik ve ben de bir izleyici olarak çok heyecanlandım. İlk olarak bu projenin reklamlarını gördüğümde dedim ki yani belki bu sefer olacak, yani Türkiye'de biz bunu başarabiliriz, yapabiliriz diye düşündüm. Ama sonra tabii beklediğimiz gibi oldu mu biraz ona bakalım. Yöntemimiz de hocamız da bahsetmişti. Özellikle Netflix Türkiye'de Şahmaran dizisinin tanıtımlarının yapılmaya başladığı andan itibaren paylaşılan içerikler ve bunların altına yapılan yorumlar, izleyici tepkilerini analiz etmeye çalıştık. Söylem analizi yöntemiyle. Şöyle bir bakalım isterseniz. İlk olarak 22 Kasım 2022 tarihinde görüyoruz ilk paylaşımı Şahmaran'la ilgili. Tam da aslında Şahmaran efsanesine yakışır nitelikte. Çok mistik, çok gizemli. Gerçekten de özellikle altına yapılan yorumlardan da merak uyandırdığını, acaba gerçekten de bu efsaneye dair bize neler söyleyecek bu yerli yapım dendiğini görüyoruz ve ilk içeriği yaklaşık 140 bin kişi tarafından beğeniliyor. Biliyorsunuz zaten milyonlarca takipçisi var Netflix Türkiye'nin resmi Instagram hesabının. Ayrıca açıklamada vizyon tarihine de yer veriyor ve o tarih itibariyle de geri sayım başlıyor. Yavaş yavaş diziye dair detayları öğrenmeye başladığımız bir takım paylaşımları yine görüyoruz. Burada yine 15 Aralık ve 2 Ocak tarihleri, yani dizinin yayın tarihinde yaklaşık 2 hafta öncesinden paylaşımların yapıldığını görüyoruz. Çok paralel bir şekilde gidiyor aslında. O yaratılan gizem, efsaneye dair söylencelerin, yer aldığı açıklamaların, paylaşımların altında kullanıldığını görüyoruz. Örneğin kehanet, aşk, ihanet, ey insan sakın sevme beni demişler ona ama insan dinlemedi, aşık oldu Şahmaran'ın açıklamaları. Aslında Şahmaran efsanesiyle izleyicinin arada bir bağ kurmasını sağlıyor diyebiliriz. Bu açıdan gerçekten olumlu bir gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz ilk etapta. Efsanenin efsaneliğine yakışır bir şekilde. Sonrasında dizinin yayınlanacağı tarih yaklaştıkça paylaşımlar sıklığının arttığını görüyoruz ve fragmanların bu yorumlarda da karşılık gördüğünü görüyoruz. Aşağıda gördüğümüz örneklerde tabii bizim tam metnimizde bunu çok daha detaylı şekilde bulabilirsiniz. Örneklerde gerçekten bu efsaneye gönderme yapan yorumların sıklığının daha fazla olduğunu görüyoruz. İnsanların izleyici kitlesini merak ettiğini görüyoruz. Fakat sonrasında dizinin yayınlandığı gün paylaşılan ilk içerik Netflix Türkiye'nin resmi Instagram sayfasında maalesef bir oyuncuların görsellerinden oluşturulan bir paylaşım ve artık diziye dair merak edilen ve spekülasyonlarda yorumlarda yerini dizinin işte popüler oyuncularının, hikayenin, işte dizinin kurgusunun anlatıldığı ya da yorum yapıldığı bir hale geliyor. Biraz efsaneye gönderme yapan yorumların artık ilk paylaşım itibariyle azaldığını söyleyebiliriz.
alanının aşk temasıyla sınırlandırıldığını görüyoruz. Artık yalnızca yapılan paylaşımlar Şahmaran Efsanesi'nin anlatısının dışına çıkarak aşk teması ve popüler oyuncuların birbirleri arasındaki ilişkisi, iletişimleri arasından devam etmekte. Yorumlar da yine buna paralel şekilde gelişiyor. Yayınlanmasından birkaç gün sonra ise diziye ait paylaşımları seyirin artık tamamen Şahmaran Efsanesi'nden çıktığını görüyoruz. Ve popüler dil ve söylemler üzerinden ilerliyor. Burada mesela birkaç örnek vermek istedim. Bu kez çiçek gibi çıkacak diye heveslendiğim vesikalığım. Bunlar tabii hani bizim Instagram'da çok özellikle genç kitlenin yani çok kullandığı söylemler. Şöyle yapacağım. Evet. Ve ben o zaman sevgilim varmış gibi davranmaya başlıyorum diyerek şöyle bir paylaşım. Terapinin ilk seansı dedem, annem ve ben biz hepimiz değiliz diyerek dizinin belli sahnelerinden görseller kullanarak aslında popüler kültürün kullandığı, benimsediği dil ve söylemlerin sıklaştığını görüyoruz. Yine benzer içerikler, çaktırmadan şu gelene bakın arkadaşlarım ve yine benzer içeriklerin devam ettiğini görüyoruz. Burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim nokta ghosting. Bugün çok duymuşsunuzdur. Çok tartışılıyor bu kavram. Bugün özellikle gençlerin de çok üzerinde durduğu ve kendi birbirleri arasındaki ilişkileri açıkladığı işte bir tarafın bir anda haber vermeden kaybolması anlamına gelen popüler bir söylem. Yine ghosting'i de burada bir karakterle özdeşleştirilerek kullanıldığını görüyoruz. Dediğim gibi artık tamamen Şahmaran Efsanesi'nin aslında o derin ve anlamlı hikayesini geride bırakmış durumda maalesef içeriklerle. Özellikle genç izleyici kitlesinin kullandığı popüler söylemlerle oluşmasının yanı sıra aynı zamanda popüler oyuncuların direkt izleyiciye seslenen videolarıyla da dikkat çekmeye çalışıyor aslında. Buradan da yine yapılan röportajlar paylaşımları oluşturuyor. Özellikle şurayı dikkat çekmek istiyorum. Çok seksi bir hikaye olduğunu söyleyebilirim diyor mesela dizinin başrol oyuncusu. Şahmaran Efsanesi'nin anlatıldığı bir hikayede böyle bir durum söz konusu. Ve son paylaşım Netflix Türkiye'de Şahmaran dizisiyle ilgili bu efsanenin anlatıldığı diziyle ilgili son paylaşım. Memnun oldum Şahsu, hoşça kal Şahsu. Bu da çabucak tüketilen bir efsaneyi aslında çok güzel özetleyen bir ifade bizim için. Tabii burada paylaşım açıklamasında da şeyi görüyoruz. Kader ve kehanete inanmayan ben. Bu da aslında sizin belki de sosyal medya mecralarında çok karşınıza çıkan bir söylemdir. Şu olmadığında ben, bu olduğu zaman ben gibi. Dolayısıyla yine aynı söylemin devam ettiğini görüyoruz ve bu söylemler hatta bir de parantez içinde temsili görürsünüz. Bu da yine popüler kültürün belki de maalesef ki Şahmaran gibi bir efsaneyi Anadolu'nun bizim yüzyıllardır işte kuşaktan kuşağa söylencelerle duyduğumuz, bildiğimiz ve çok değerli bir değerimizin popüler kültürün parçası olduğu zaman biraz belki de toplumsal hafızayı mı güçlendiriyor sorusu yoksa biraz daha aslında eleştirel bir tarafından mı bakmamız gerekiyor sorusunun cevabı oluyor. Tabii ki bu mitolojik söylencelerin yüzyıllarca taşıdıkları temel mesajlarda anlam yitimi yaşamasına maalesef sebebiyet veriyor. Toplumun neyi nasıl hatırlayacağı konusunda da bir sorumluluk taşıdığını düşünüyoruz aslında. Kültürel bir sorumluluk taşıdığını düşünüyoruz biz bu hem platformların hem bu yerli yapımların. Bu anlamda da popüler konulara odaklanıldığını görüyoruz bu Şahmaran örneklemiyle de. Ve bazı otoritelerin bu efsanenin bu şekilde kullanılmasını eleştirdiğini de görüyoruz ki özellikle bazı oyuncuların, belki bunu takip etmişsinizdir, bazı oyuncuların bir dizinin diziyle ilgili yapılan paylaşımları yani neden sadece Serenay Sarıkaya ya da diğer popüler oyuncular ön plana çıkarılıyor diye eleştiri yaptığını Mustafa Uğurlu'dan bahsediyorum. Yaptığını da görmüştük.
Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sonunda da özellikle popüler olduğu için böyle bir görsel eklemek istedik. İki kişinin kaldıramadığı buzdolabını tek başına kaldıran bahriyeci temsili koyduk. Maalesef bunun bir parçası biz artık. Evet, peki senin arkadaşımıza, bizim arkadaşımıza teşekkür ediyoruz sunumları için. Var mı sorumuz arkadaşlarımıza? Eklemek istediğiniz yorum. Aslında ilginç bir konu ve ilgi çekici, zevkli bir konu bir çalışmışsınız. Muhtemelen biraz olur hocam, biz şöyle düşündük işte konuşurken, ben etkisi ne olur diye düşündüm. Bir sene sonra Maral adında bir sürü çocuk nüfusa kayıt olabilir yani. Bu şekilde bir isimle kültürel etkisi olabilir belki. Bir arkadaşım daha kaldı galiba. Siz evet olmalı. Evet, izlemiştim onları. Olarak düşünüyorum, son bilginin deformasyonu tamamen onun kötü bilgi hafızada daha iyi yer eder ya. Mesela Şahmaran'la ilgili bir sürü bilgi gideriz ama şu an bu diziyi izlediğim için kalbinizde kalan son. Evet. Yani onu güzel işlediklerini düşünüyorum ben şahsen. Yani bilinçli bir şey olduğunu da düşünüyorum. Çünkü ister istemez o sahneler mesela sizin benim hafızamdaki sahnelerin hepsinin görsellerini almışsınız. Bu bir şey değil yani. Aslında. Evet. Evet, var mı soru arkadaşlar? Peki, ben de bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Şimdi mitolojik öyküler zaten aslında sinemada, televizyonda, dramalarda vesaire çok sıklıkla kullanılıyor. Ve bunlara içsel metinler diyoruz. Aslında çok uzun zamandır üzerinde çalışılan mevzular bunlar. İçsel metinler dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? İşte destanlar, efsaneler, kutsal kitaplar. Mesela 80'li yıllarda biliyorsunuz bir Dallas fenomeni vardı bütün dünyada yayınlanan. Mesela Dallas üzerine Elihu Katz'ı duymuşsunuzdur, araştırma yapan bir iletişimci. Dallas'ı kutsal kitapla İncil'le birlikte okumuş. Ve bu eski metinle onun arasındaki benzerliklere bakmış. Yine bunun gibi birçok başka çalışma vesaire de var. Zaten eski metinler dediğimiz şeyler aslında insanlık durumunu yansıtan şeyler. Yine Hollywood'un ünlü prodüktörlerinden Ernest Cunning, bu Dallas, onun gibi bir sürü ünlü yapımcısı. O da diyor ki zaten topu 7-8 tane özgün hikaye var. Onun dışındaki bütün hikayeler aynı ama ne oluyor? Her farklı toplum, her farklı ülke, her farklı kişi alıp bunu farklı farklı ritüellerle, geleneklerle, işte o topluma ait bir takım değerlerle harmanlayarak değişik bir şeyler çıkartıyor. Yani içsel metinlerde de zaten bu insanlık durumu anlatılıyor. Farklı bir şey yok. Ve bunu hep döndürülüp şey yapılması. Ama tabii ki insanlık durumuyla alakalı şeyler aslında bizi çok ilgilendiriyor. Mesela hep tartışması yapılıyor. İşte yabancı, Amerikan filmleri ya da işte şimdi Kore var, Hint var vesaire. Bunlar nasıl yani Türkiye'de ya da bir başka ülkede izleyici buluyor? Çünkü aslında insanlık durumunu anlatıyor. Bize çok da yabancı olan şeyler değil. Ve o farklı ananelerle de yoğrulunca bize zaten çok ilginç geliyor. O nedenle bence güzel bir konu. Şahmaran Türk sinemasında da benim bildiğim evet, kadarıyla çok çekildi. Drama, dizi ya da seriyel olarak hatırlamıyorum ama... İlk defa Başat ana karakter olarak Şahmaran. Evet, sinema olarak. Atiye'de de vardı yine. Sinema olarak evet çok şey yapıldı. Analiz ederken ben zannettim şeyi analiz edeceksiniz ama görüntüleri ve izleyicinin yorumlarını analiz edeceksiniz. Evet, söylemleri ve açıklamaları, özellikle hangi açıklamalarla neyi vurguladıklarını, hangi yüzde çizdiklerini. Ne açıklama yapılmış evet. Bize analiz etmişsiniz. Burada biraz ben ya da anlatım ben anlayamamış da olabilirim. Yani anlatılan bu kuramsal kısımla çözümleme kısmını ben çok örtüştüremedim arkadaşlar. Ya ben de anlayamamış olabilirim, bilmiyorum. Yani bunu bir türlü düşünün isterim tekrar üzerinden. Onun dışında bence güzel, zevkli bir şey. Benim de sevdiğim konular. Ben de bilgisayar evet. Metinler üzerinde çalışmalar yapmıştım. Aslında her metnin içinde var bunlar. Sadece sinemada ya da dramalarda da değil. Diğer programlarda da var.
diğer program türlerine baktığımızda da mesela şeyle yazmıştık. Survivor mesela. Survivor hangi, nereden geliyor, hangi metinden geliyor? Hangi metinden geliyor Survivor? Evet, adaya düşen değil mi? Yani hep bunlar birbirleriyle etkileşim halinde ve oralardan çıkıyor. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkürler dinlediğiniz için. Diğer arkadaşımız, iyi misiniz? Evet, daha iyiyim. Tamam. Son sunumumuzu öğretim görevlisi İrem Oran yapacak. İrem'in konusu biraz farklı. Kriz ve afet döneminde bilgi düzensizlikleri ve yanlış bilgiyle mücadele. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi örneği üzerinden buyuruz. Ben açılırken kısaca kendimden bahsedeyim. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde e-ticaret pazarlama programında öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi'nde iletişim medya çalışmaları bölümünde doktor öğrencisiyim. Şu anda tez aşamasındayım. Tez konumla ilgili bir sunum yapacağım. Kahraman örnekler üzerinden daha çok anlatacağım. Kısaca bilgi düzensizlikleri, bilgi düzensizliği kavramından ne anlıyoruz? Türleri nelerdir ve depremde bunun hangi örneklerini gördük, bununla mücadelede neler yapabiliriz üzerine konuşacağız. Şöyle mi geçiyorum? Evet. Evet, kısaca bilgi düzensizlikleri, yanlış bilgi kavramlarından bahsedeceğim. Sonrasında bu kavram evet hayatımıza girdi ama kriz ve afet dönemlerinde ekstra konuşmaya başladığımız bir konu haline geldi. Bunun nedenlerinden bahsedeceğim. Sonrasında Kahramanmaraş örneğim ve bu konuyla ilgili yaptığım içerik analizini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Kahramanmaraş ama şöyle bir tık geriye gittiğimiz zaman aslında pandemiyle birlikte hızlı bir şekilde yanlış bilgi kavramı, dezenformasyon kavramı hayatımıza girdi. Onun öncesinde internet hayatımıza girdiği zaman işte artık kullanıcılar içeriklere müdahale edebiliyordu. Artık içerikleri istediğimiz gibi paylaşabiliyorduk, görebiliyorduk. Bundan mutluyduk. Ama bir süre sonra işler değişmeye başladı. Pandemiyle birlikte şekil değiştirdi. Geçen yıl Rusya-Ukrayna Savaşı, çok yakında deprem ve yakın zamanda da seçimlerde zaten örneklerini sürekli gördük ve görmeye devam ediyoruz. Bunun yanlış bilgi ya da dezenformasyon ya da bilgi düzensizlikleri şimdi mi bu çağda mı çıktı? Hayır. Aslında çok daha eskiye dayanıyor. Çok daha geçmişi var. Sadece şöyle bir gerçek var. İnternet ve sosyal medyayla biraz daha hızlandı. Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Mezenformasyon, dezenformasyon, malinformasyon. Mezenformasyon aslında hepsinin temelinde yanıltıcı zarar vermeye yönelik temeli var. Mezenformasyonda birazcık daha özellikle pandemi döneminde hatırlarsanız WhatsApp gruplarında paylaşılan işte sirkeli suyla bunu yaparsanız böyle olur gibi zarar verme amacı taşımıyor ama özünde yanlış bilgiyi barındıran, kasıtlı olmayan yanlış bilgi oluyor. Dezenformasyon tam tersi kasıtlı olarak zarar vermek istediğimiz, kasıtlı olarak yanıltmak istediğimiz zamanlarda kullanılan yanlış bilgi türü. Malinformasyon bunlardan bir tık farklı. Temelinde aslında bilgi doğru ama yanlış yerde, yanlış zamanda açıklanan bilgi anlamına geliyor. Peki bilgi düzensizliği ne deniyor? Bilgi düzensizliği de aslında dezenformasyon, mezenformasyon ve malinformasyonun toplamından çıkan kavrama deniyor. 2017 itibariyle de artık bu teorüre girmiş bulundu. Bu konu benim her zaman bir tez konum olduğu için bu konuyla ilgili yapılan araştırmalara bakıyorum. Çok güncel değil ama çok eski de değil. En bu konuda güçlü yapılan araştırma da 2018. Onun bir tık nedeni var. 2016'daki Amerika başkanlığı seçimlerine sonrasındaki Cambridge Analytica skandallarıyla birlikte bu kavramlar
artık öz olarak araştırmaya başladı. Dolayısıyla bunun arka planında neler olduğunu, neden böyle olduğuna dair bazı araştırmalar yapılmış. Buradaki Türkiye'nin durumunu biraz göstermek istedim size. Türkiye'de medya okuryazarlığı, bir tık daha sonunda sonuç öneriler kısmına değineceğim ama dezenformasyon ve bilgi düzensizliğiyle baş edebilmek için eleştirel medya okuryazarlığı konusunda eğitim almamız, eleştirel bakış açımızı güçlendirebilmemiz gerekiyor. Böyle bir araştırma yapıldığında Türkiye sondan birinci çıkıyor 2018 yılında. Yine aynı şekilde en çok dezenformasyona, en çok yanıltıcı, en çok sahte habere maruz kalanlar arasında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Yine aynı şekilde şöyle bir gerçek var. Yine yapılan araştırmalarda evet dezenformasyonla mücadele ediliyor. Evet yanlış bilgiyle bir mücadele söz konusu ama şöyle de bir gerçek var. Yanlış bilgi doğru bilgiye göre çok daha hızlı yayılıyor. Dolayısıyla bu araştırmaların sonunda bizim de dönüp baktığımız zaman karşılaştığımız dezenformasyon türlerini tanıyabilmemiz, bunlarla mücadele edebilmemiz gerekiyor. Bunlardan ben örneklerle başlayacağım. İlk yakın zamanda deprem örneğinden belki bu örnekleri hatırlayacaksınızdır. İşte depremlerin sağlamlığıyla alakalı ya da işte bu depremin arkasında başka güçlerin olduğu ve işte Türkiye'ye zarar vermek amaçlı yapıldığına dair çokça içerik paylaşıldı. Bunun bir tık öncesi infodemi kavramını belki duymuşsunuzdur. Pandemiyle birlikte hayatımıza girdi. Infodemi, pandemi, kriz, deprem, afet gibi zamanlarda bilgiye erişmek istiyoruz. Çok fazla o sırada haber almak istiyoruz ve o hız bize aslında beraberinde çok fazla yanlış bilgi ve yanlış haberi de getiriyor. İşte bu kavram da pandemiyle birlikte hayatımıza girmiş oldu. Dünya Sağlık Örgütü, salgın hastalıkla bu kavramı birleştirdi. Pandemiyi bunun adını infodemi olarak koydu. Dolayısıyla Kahramanmaraş depremindeki örnekleri de infodemi kapsamında değerlendirebiliriz. Biraz önce bahsettiğim örneklerinden bir tanesiydi. Şöyle bir araştırma var yine bu işlerde artık yayınlar çıkmaya başladığı zaman. Covid döneminde paylaşılan bilgilerin 3'te 2'sinin yanlış olduğu, yanlış bilgilerin %59, yani paylaşılan bilgilerin %59'unun yanlış olduğu gibi kavramlar ön plana çıktı. En çok araştırma ve tartışma konularından bir tanesi de o dönem aşıyla ilgiliydi. Bu çalışma neden önemli ya da ben neden tezimde bu konuya çalışıyorum? Dijitalle birlikte hayatımıza giren bu hızı kontrol altına alınabilmesi için bunun önemli olduğunu düşündüğüm ve şu anda bununla mücadele, ama bu mücadeleyi yaparken de nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı bilmek zorundayız. Dolayısıyla karşılaştığımız dezenformasyon türlerinin hacmini görmek, boyutunu görmek, türlerini görmek, bunları anlayabilmek ve bunlara göre şekil alabilmek önemli. Of. Biraz fazla. tarih aralığını şurada çok kısa şundan bahsedebilirim. Bu ayrı bir araştırmanın konusu ama ben de kısaca bahsetmek istiyorum. Yanlış bilgi ve dezenformasyonla nasıl mücadele ediyoruz'un basamaklarından bir tanesi doğrulama platformları. Teyit.org, doğruluk payı, malumat kuruluşu gibi kuruluşlar şu anda bu konuyla mücadele ediyor ve bizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Amerika'da da 2000'li yıllardan itibaren, Avrupa Birliği'nde de 2015 yılından itibaren
itibaren bu konuda çalışmalar var. Biz de aslında bakarsanız 2009 yılında başladı ama şu anda en etkili teyit olup ve doğruluk değil diyebiliriz. Özellikle deprem ve Ukrayna savaşı ya da yakın zamandaki seçimleri düşünürsek şu anda en aktif haber doğrulayan kuruluşlardan bazıları. Ben de çalışmamda teyit olgu baz aldım. Teyit olgu'da Kahramanmaraş depremi süresince çıkan haberleri analiz ettim. 6 Şubat 14 Mayıs tarihleri arasını aldım ve kategoriler oluşturdum. Yıkım ve afet bölgesine yönelik sahte ilişkilendirme, yanlış bilgilendirme, siyasi aktörlere dair paylaşılan yanlış bilgiler ve bu çalışmamın bu sefer doğrulanmış bilgi kategorisini çıkarttı. Daha önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nda böyle bir kategori çıkmamıştı. Çünkü genelde yalan haber. Ama şu an geldiğimiz noktada artık doğru haberlerin de teyit edilmesi ve bu evet doğrudur demek ihtiyacı doğmuş. İlk defa bir çalışma esnasında doğrulanan bilgilere rastladım. Yıkım ve afet bölgesi sahte ilişkilendirme, çokça gördüğümüz işte deprem bölgesinde nükleer patlamanın, organik patlamaların meydana geldiğine dair iddialar. Yine aynı şekilde depremde binalarımızın güvenliğiyle ilgili yapılan çalışmalar. Biraz önce bahsettiğim aslında sahte haber zannedilip doğru olan haberler. Bunlardan bir tanesi 2019'da tatbikat yapılan otelin, deprem tatbikatı yapılan otelin bu depremde çökmüş olması gibi örnekleri karşıma çıktı. Bu alanda 142 içerik vardı. Halen daha şöyle bir uçurum var. Bu içeriklerden 140 içeriğin 116'sı yanlış içerik. Yani TikTok bize 6 Şubat'ta 14 Mayıs arasında gördüğümüz karşımıza çıkan etkileşim haberlerinin 116'sının yanlış olduğunu söylüyor. Şimdi bunların detaylarını aşağıda açacağım. Yanlış, sahte ilişkilendirme, yıkım ve afet bölgesinde 56 tane içerik yayınlanıyor ve bunun tamamı yanlış. Yanlış bilgilendirme kısmında 43 içerik inceleniyor. Bunlardan 39'u yanlış, 3'ü çarpıtma, 1'i abartma içeriyor ama genel olarak yanlış bilgilendirme konusunda da bütün kategorilerin yanlış olarak işaretlendiğini görüyoruz. Siyasi aktörlere dair iddialar var. Bunlardan ilginç olan doğru kısımlarını görmeye başladığımız, yani doğru olarak etiketlenen kısmı ilk örnekleri burada var. Burada da 22 başlık inceleniyor. 18'i yanlış, 3'ü doğru. Bir tanesi de kısmen doğru, doğru payı var ama aması var. Bunu kendi arasında doğru, yanlış ve doğru ama şeklinde ayırıyor kendi içinde. Yine diğer kategorisi var. Burada da biraz önce bahsettiğim teyidin kendi içerisinde bir haber çarpıtma, abartma, tartışma, karma ve de bazen bazı haberlerin sonuçlandırılamadığı. Şuradaki örnekte gördüğünüz gibi deprem bölgesine gönderilen mobil mescidin hakkındaki iddiaları inceliyorlar. Ancak herhangi bir sonuca varılamıyor. Bu şekilde de sonuçlandırılamayan 4 tane içeriğin olduğunu. Doğru bilgiler de bu sefer teyitlendi. Bunlardan bazılarını koydum. Toplamda 10 içerik var. Bu süreç 6 Şubat 14 Mayıs arasında. Kriz ve afet dönemlerinde yanlış bilginin biraz önce söylediğim aslında çalışmamdaki amaç ya da Maraş depremi ya da Ukrayna savaşı ya da pandemi dönemi bize kriz zamanlarında bu salgının, bu yanlış bilginin çok hızlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Dolayısıyla böyle zamanlarda sakin kalabilmek ve o karşılaştığımız durumun hacmini anlayabilmek ve buna yönelik önlem alabilmek önemli. Tabii ki bu
konuda gazetecilere, medyaya çok fazla iş düşüyor. Çünkü sosyal medya ve sosyal medya fenomenleriyle hızlı yayılan bir durum söz konusu. Bunun temelinde ayrı araştırmaların konusu ama eleştirel bakış açımızın, eleştirel medya okuryazarlarımızın yüksek olması, bu konuda eğitim almamız, dijital okuryazarlık becerilerimizin gelişmesi, haber doğrulama platformlarının desteklenmesi gibi gibi konular yer almakta. Teşekkür ederim. Evet, arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Var mı sorularınız? Ben de şunu sorabilirim ama şimdi dezenformasyon en çok görüldüğü ülkelerden biri dedik ülkemizde. Ve aslında hani bir arama yaparken bize haberin yanlış ya da yalan olduğuna dair bir bilgi veren teknik bir altyapı söz konusu değil. Hani mücadele için hani telif.org ve muadili bir takım platformlar var ama bunlar da aslında bireylerin yanlış ya da yalan bilgiyi süzmeleri için yeterli mi bu platformlar? Bunun için belki ekstra neler yapılabilir? Aslında şöyle son zamanlarda seçim döneminde benim gördüğüm teyit öncesinde işte bu içerikleri paylaşıyordu ve sitesine bekliyordu. Biz de oraya gidip haber kontrolü yapabilirdi. Şu an sosyal medya üzerinde aktif olmaya başladılar. Yani yanlış bir içeriğin altına girip yorum olarak bu içerik yanlıştır, sahtedir, doğrusudur şeklinde sosyal medya üzerinden aktif olmaya başladılar. Ama tabii ki bunun etkileri, bu dezenformasyonu bir tık da olsa önlüyor mu ya da ne kadar önlüyor konusunu araştırmak gerekiyor. Şu anda sadece hani geçen seneden bu seneyle değişti derseniz artık doğrulama platformları sosyal medya üzerinde daha aktif. Yani sadece kendi web sitelerinde insanların gelip o haberi doğrulamasını beklemiyorlar. Ya da bilmiyorum sizler yapıyor musunuz? Benim mesela çalıştığım okulda bile çok kişi teyit orgunu ya da doğruluk payının varlığından bile habersiz. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla ya da bunun aslında çok yapılan araştırmalardan bir tanesi bunun çok fazla eğitim seviyesiyle de alakalı bir durum olmadığını, kapalı gruplar arasında çok daha sahte bilginin yaygınlaştığına dair bulgular da var. Yani şununla ilgili olabilir belki. İnanmak istediğimiz yanlışları yayma konusunda bir refleksimiz var bizim insan olarak da. Çünkü şey, Joe Biden olayında da bu postlukla işlemleri ve yanlış olduğu bilinmesine rağmen hani boşlukla konuştu diye bir haber çıkmıştı ki doğru değil dedi, arkasında insanlar vardı. Ama biz Trump'ın her türlü, bu Biden'ın her türlü işte kapı sorunları olduğunu düşünmek istediğimiz için haber kanallarında bile, ulusal çok ciddi programlarda bile, işte CNN'de, NTV'de bunu saatlerce tartışıldığını gördük. Yani K-Talk doğru değil diyor, arkasında konuşuyor. Bu inanmak istediğimiz yanlışları yayma noktasında kullanıyoruz platformları. Bunun dışında davranmak istemiyoruz belki. Evet, onun için de hatta hani Twitter, işte Walt Whitman'ın sözünden mesela yola çıkarsak, o diyor ki insanlara ne kadar çok özgürlüğü verirseniz verin, yine de doğru bilgiye ulaşamazlar, işte doğru bilgiye ulaşmak için çaba harcamazlar. Aslında Twitter belki de bunun örneklerinden bir tanesi. Orada her türlü bilgiye ulaşabiliriz ama kendi yankı odalarımızın içinde, kendi filtre balonlarımızın içerisinde kaldığımız sürece o bilgiye de ulaşmak çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi sürekli o duyduklarımız üzerinden şekilleniyor. Doğrulama platformları zaten bunun bir tık daha hani şu anki gündemin gerisinde geliyor. Yani bir haber zaten yayıldıktan sonra, yanlış olduktan sonra onun doğrusunu bir daha anlatabilmek çok daha zor. Mesela pandemi döneminden hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama benim akademisyen grubunda bile mesela paylaşıldı. Uğur Şahin'in işte Almanya'da aile fotoğrafı, işte bu ailede büyüdü, gelişti ve işte aşıyı buldu. Mesela o fotoğraf aslında doğru bir fotoğraf değil. Ama ki birçok insan bunun şu an doğru olduğunu bile bilmiyor. Aslında eğitim, yani bunun tezle ilgili şu an çalıştığım noktada biliyorum. Finlandiya'da mesela bunu ilkokul derslerinin arasına sokuyorlar. Yani matematik dersinin içerisine işte sayılarla nasıl yalan söylenir, işte tarih derslerinde, Photoshop'la alakalı bunu daha ilkokul seviyesinde vermeye başlıyorlar. Var mı başka soru arkadaşlar? Peki başka soru yok, ben bir iki şey söyleyeyim.
Yani tebrik ederiz. Tezin de inşallah başarılı bir şekilde verirsin. Şimdi bu analizi yaparken çok detaylı açıklamamışsın. Daha sistematik bir şey çizersen, tablo çizersen daha iyi olur. Bir tablo yapıp o en başta verdiğin orada benim çünkü kafam karıştı, tam anlayamadım. Yanlış bilgi, işte dezenformasyon gibi tanımlar verdim ya. Mesela seçilmiş olan haberlerin hangisinde ne var, onu bir tabloda göstersen ve bahsettiği kategorileri de yine onun içine yerleştirerek ve hangisinde daha çok ne var, onu görebilsek iyi olurdu diye düşünüyorum. Bir de kriz zamanı, kriz ve afet dönemlerinde hani bunun niye fazla olduğunu önemli vesaire. Onu da biraz daha fazla, bilmiyorum şimdi sorsam belki daha fazla anlatabilirsin, onu biraz daha fazla irdelemen gerekiyor. Evet, kriz dönemleri her zaman, onu hani zaten ezbere biliyoruz, bunun için şeye gerek yok ama bunu biraz daha bu örnek üzerinden irdelersen şu sebeplerle diyerekten daha güzel bir çalışma olacak diye düşünüyorum. Bir de ilgisiz bir iki bir şey gördüm. Onlara da mesela Covid ile ilgili örnek vermişsin orada. Covid-19'un burada alakası yok yani. Evet, aslında onu info, belki orayı anlatamadım. İnfodemiğin hani kriz anlarında, panik anlarında neden hani bilginin yayıldığı ya da böyle... Ama işte örneğin burada şimdi geliyor konu. Sen burada başka bir olayı almışsın. Covid-19'dan örnek vermene gerek yok orada. Kafayı karıştırıyor. Ben alakası ne falan diye düşündüm önce. Bir yere bağlayacaksın zannettim. Hani seçtiğin konuyla ilgili kavramlar üzerinden, olaylar üzerinden gitmen gerekiyor. O zaman daha derli toplu çalışma olur. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Evet, bugünkü oturumumuz burada bitti ama tekrar Üsküdar Üniversitesi'nden Halime Erdal arkadaşımıza, Kocaeli Üniversitesi'nden İrem Onur arkadaşımıza, yanlış mı? Orhan, pardon. İrem Onur arkadaşımıza, Amasya Üniversitesi'nden Selim Kiraz arkadaşımız ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Gülsün Bozkurt arkadaşlarımızın çalışmalarını dinledik. Bizimle paylaştılar. Teşekkür ediyoruz. Biz de sorularınızla, fikirlerinizle umarım katkıda bulunabilmişizdir. Bu tip ortamların çünkü amacı bu aslında yapılan çalışmaları geliştirmek, feedback alabilmek ve yapılan çalışmaların daha iyi bir yere gidebilmesini sağlamak. Kendilerine tekrar sunumları için teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ve oturumumuzu kapatıyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir fotoğraf çekilsek arkadaşlar. Çocuklar bir fotoğraf çekebilir misiniz? Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne de yine teşekkür ediyoruz. Güzel ev sahipliği için başta rektör hocamız Nazike Güngör olmak üzere dekanımız Süleyman İrman'a da çok çok teşekkür ediyoruz ev sahiplikleri için.